Türkiye tablosu bu tablodur arkadaşlar. Türkiye tablosu bu tablodur. Bu tablonun arkasında milyonlarca işsiz var. Bu tablonun arkasında geçinemediği için intihar eden vatandaşlarım var. Bu tablonun arkasında çocuğunu akşam yatağa aç yatıran annenin dramı var. Bu tablo, bu karikatür bir Türkiye gerçeğini bundan daha iyi anlatamaz. Bir tarafta işsizlik var, bir tarafta önünde dolarlar. Yedikçe doymayan bir grup var. Yedikçe doymayan bir grup var. Geleceğim. Şimdi size 13 madde halinde sarayda yaşayanların Türkiye'siyle halkın Türkiye'sini kıyaslayacağım. Sarayda yaşayanların Türkiye'sinde işsizlik diye bir dert yoktur. Onların herkesinin 7 göbek işi hazırdır. 7 göbek. Para, pul, dolar, avro her şey var. İşsizlik diye bir dertleri yok. Gündemlerinde işsizlik de yok. Arada bir mahsus işsizliği keseceğiz, işsizliği önleyeceğiz. Paket açıkladık. 17 paket oldu, 20 paket oldu, 50 paket oldu. Her paketin sonunda işsizlik arttı. Çünkü onların gündeminde işsizliği samimi olarak gidermek diye bir şey yok. Halkın gündeminde ise işsizlik var. Tam bir facia dönüşmüş durumda. İşsizlik. Sarayın gündeminde yoksulluk yok değerli arkadaşlarım. Sarayın yaşadığı Türkiye'de yoksulluk diye bir kavram yoktur. Saray sosyetesi yoksulluğun ne olduğunu da bilmemektedir. Yoksulluk nedir onlar bilmiyorlar. Saray sosyetesine göre vatandaşın simitle geçinmesi bile bir lütuftur. Arada bir 50 bin dolarlık çantayla yoksul evlerine ziyarete gidilir. Bir daha söylüyorum. 50 bin dolarlık çantayla yoksul evlerine ziyarete gidilir. Ve yoksulluk afişe edilir. Yoksulluğu çözecekmiş gibi. 50 bin dolarlık çantayla gidiyorsan kusura bakma. Sen yoksulla alay ediyorsun demektir. Alay ediyorsun demektir. Peki halkın yaşadığı Türkiye'de yoksulluk var. Az önce söyledim. Çöp konteynerlerinden beslenen on binler var. Değerli arkadaşlarım, akşam pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Halkın yaşadığı Türkiye ile sarayın yaşadığı Türkiye beyazla siyah kadar birbirinden ayrışmış durumda. Saray sosyetesinin asla bir gelecek endişesi yok. Hepsinin geleceği güvence altında. Hiçbir endişeleri yok. O kadar ki sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, İngiltere'de bunlar geleceklerini güvence altına aldılar. Manhattan'da gökdelen dikenler kimler? Ben miyim? Gariban vatandaş mı? Konteynerden yiyecek toplayan kadın mı? Kim bunlar? Saray sosyetesi. Yakınları, akrabaları, vakıflar ve kamunun kaynakları aktarılarak, kendilerine gökdelen dikiyorlar. Ne diye? Efendim öğrenci yurdu yapıyoruz. Metrekaresi ne kadar? Metrekaresinin kirası Manhattan'da 10 bin dolar. 10 bin dolar. Bir metrekare. Hangi öğrenci kalacak burada Allah aşkına? Hangi öğrenci kalacak? Kendi dünyalıklarını yapıyorlar. Peki halkın yaşadığı Türkiye'de herkesin bir gelecek endişesi var. Yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Gençlerimiz umudunu kestiler. Kendi geleceklerini gelişmiş ülkelerde arıyorlar. Oralara gidiyorlar. Kendi gelecek endişelerini gidermek için. Dördüncü konu. Sarayda hayat pahalılığından asla eser yoktur. Sarayda her şey güllük gülistanlıktır. Çünkü sarayda yaşayan sosyetenin kira parası yoktur. Doğalgaz parası yoktur. Elektrik parası yoktur. Ulaşım masrafı yoktur. Eğitim masrafı yoktur. Mutfak masrafı yoktur. Bütün bu masrafların tamamını 82 milyon olarak biz karşılarız. Biz karşılarız. Hiçbir masrafı yoktur. Ama çifter çifter aylık alırlar. O ayrı. Hem masrafı yok hem çifter çifter arpalık dedik ya. Aylık almaya devam ederler. Peki
Halkın yaşadığı Türkiye'de hayat pahalılığı felaket. Mutfaklarda yangın var değerli arkadaşlarım. Az önce söyledim. İntiharlar, aile boyu intiharlar Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Hepimizin vicdanını rahatlıyor. Ve hepimiz şu soruyu soruyoruz. Bu Türkiye ne zaman düzelecek? Ne zaman hepimiz huzura kavuşacağız? Hiç endişe etmeyin. Türkiye'yi huzura kavuşturmak namuslu politikacıların görevidir. Dürüst politikacıların görevidir. Vatandaşı arasında ayrım yapmayan politikacıların görevidir. Efendim, saray sosyetesinin bir başka özelliği daha var. Saray sosyetesi vatandaşa hesap vermeyi doğru bulmaz. Kibir egemendir. Kibir. Vatandaşı ezilmesi gereken bir sinek gibi görür bazen. Hak mı istiyorsun? Tepesine binerler. Ne hesabı diyor. Ben yerim, istediğim gibi yerim, hesabını da vermem diyor. Ama halkın beklediği nedir? Temiz siyaset, düzgün siyaset. Her kuruşun hesabını milletine veren siyaset. Halkın beklediği budur. Altıncı konu. Saray sosyetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi çıkarlarına hizmet eden bir organ olarak görür. Saray sosyetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi çıkarlarına hizmet eden bir organ olarak görür. Çünkü bilir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi talimatı verirsem burada AK Parti ve MHP'nin oylarıyla bütün talepler yerine gelir. Oysa vatandaşın beklediği nedir? Vatandaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi sorunlarının çözülmesini ister. Kendi sorunlarının dile getirilmesini ister. Bununla saray sosyetesi arasında dünya kadar fark vardır. Önemli bir şey daha. Çünkü bundan ben de rahatsızım. Vatandaş bazen sandığa gider. Seçim dönemlerinde. Oy kullanır. Milletvekillerini seçtiğini sanır. Büyük bir aldatmacadır aslında o. Milletvekillerini seçmez vatandaş. Vatandaş parti liderlerinin seçtiği milletvekili listesine mühür basar sadece. Milletin vekilini millet seçtiği zaman demokrasi gelir bu ülkeye. Saray sosyetesinde hak, hukuk, adalet diye bir kavram yoktur. Hep bana kavramı vardır. Halk ise hakkı, hukuku ve adaleti arar. Ama bunu aramanın da vatandaş için ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sekizinci konu değerli arkadaşlar. Saray sosyetesinin gözünde devlet soyulacak bir organ olarak görülür. Devletten dolarla iş ve garanti alanlar saray sosyetesi gözünde makbul vatandaşlardır. Dolarla ihale almıştır. İhale değil aslında. Kendisine tahsis edilmiştir. Büyük yatırımlar. Dolarla. Garantiler verilmiştir ona dolarla. Sen buradan beslen demiştir. Ben de besleneyim demiştir. Bunlar vatandaşın değil, sarayın gözünde makbul vatandaşlardır. O kadar makbuller ki bu vatandaşlar sarayın gözünde, milletin anasına küfredecek kadar sarayın gözünde makbul vatandaşlardır. Halkın yaşadığı Türkiye'de ise ödediğimiz vergiler nereye gitti sorusunu sormak bile büyük bir tehlikedir. Geldiğimiz nokta budur. Saray sosyetesinde vergi vermek enayiliktir. Sarayda yaşayanlar sosyete ne vergisi? Az önce söyledim. Kendi yönettiği ülkeye vergi vermemek için aile boyu manadası üzerinden vergi kaçırırlar. Manadası üzerinden. Belgelerini açıkladık. Savcı soruşturma yaptı. Her şey doğrudur dedi. İlgili bankanın makbuzlarına banka dahi itiraz etmedi. Masa konu inceledi. Herhangi bir şey yoktur dedi. Bütün rakamlar doğrudur dedi. Mahkemeden yasak kararı getirdiler. Mahkemeden. Millet doğruları öğrenmesin diye. Değerli arkadaşlar, Kızılay'ın felaketini zaten hepimiz biliyoruz.
Oysa vatandaş saray sotesi vergi ödemez ama vatandaş bütün vergilerini öder. Sanayicisi, serbest meslek erbabı, çiftçisi, herkes doğduğu andan itibaren her vatandaş vergisini verir değerli arkadaşlarım. Sadece vergi mi verir vatandaş? Hayır. O garanti veriyorlardı ya. O garanti de vatandaşın sırtına yıkılır. Hem vergi verir, hem saray sosyetesinin makbul adamları olan dolar bazında ihale ve garanti alanların masrafları da vatandaşın sırtına yüklenir. Saray sosyetesi devleti bir çiftlik gibi görür arkadaşlar. Yiyebildiğin kadar, az önce söyledim, gösterdim size afişi. Yiyebildiğin kadar. Vergiler yetmezse saray sosyetesi dışarıdan borç alır. İçeriden borç alır. Onunla da beslenir. O da büyük masraftır. O masrafı da vatandaşın sırtına yıkar. Sen ödeyeceksindir. Değerli arkadaşlarım, vatandaş çoğu zaman bunların farkında değildir. Çünkü vatandaşın en büyük derdi ay başını nasıl getireceğim? Nasıl taksitleri ödeyeceğim? Nasıl doğalgaz parasını ödeyeceğim? Nasıl çocuğa harçlık vereceğim, eğitim masrafını karşılayacağım? Nasıl mutfak masrafını karşılayacağım? Vatandaşın derdi budur. Saray sosyetesinde icra diye bir kavram yoktur. Çünkü saray sosyetesi o kadar ballı bir hayat yaşıyor ki icra diye bir şeyi asla düşünemez. Ama vatandaşın yaşadığı Türkiye'de 20 milyon 521 bin dosya, icra dosyası vardır. Her iki vatandaştan birisi icralıktır. Saray sosyetesinin bunlardan haberi var mı? Emin olun haberi dahi yoktur. Dava açtı. 500 bin liralık dava açmış. Çok korktum. Avukatım gel dedi ki biz de dava açacak mıyız? Açacağız dedi. Ne kadarlık açalım? Biz de 500 binlik açalım mı? O kadar etmez dedi. Ne kadar olsun? Adamına göre dedim. 5 paralık dava açın. 5 paralık. 5 paralık dava açın. Beş paralık dava açın dedim. Avukat arkadaş dedi ki vallahi beş para yok. Ne yapalım o zaman, beş kuruşluk olsun dedi. Dava o nedenle beş para değil, maalesef beş kuruşluk açtık. Değer biraz yükseldi ama idare edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. 19 Şubat 2020 Çarşamba saat 11'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.